Herkese selamlar dostlar. 12 Şubat 2022 iddia tahammülleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 adet mücadelem var. Bazı maçlara direkt yüksek orandan, bazı maçlara zaten ağırlıklı olarak ideal tercihler yaptım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videonun sonunda aynı şekilde sizlere bir maç benden bir maç sizden şekilde bir tane güvendiğim mücadeleyi ödereceğim. Ve sizden şunu istiyorum. Ekrana gelsin yazımız. En güvendiğiniz maçı yorumlara yazmanızdır. Yani cumartesi gününde... Sizce en güvendiğiniz maç nedir? Yani gelmesi yüksek ihtimal. Oranlar alayı yine ideal olursa güzel olur. 1.40, bir 1.50, bir 1.60 bir bandında olursa güzel olur. Benim verdiğim maçta en çok beğeni alan maç belki kombinlerine bilir mesela. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Hepinize bol şanslar şimdiden. Ondan önce perşembe günü verdiğim iki tane kombine vardı. Onu ekrana vereyim. Futbol ve basketbol ikilisi olarak iki tane öneri yapmıştım. Futbol ikilisinde Alanya mücadelesinin KG varını, Liverpool maçında ilk geri birini verdim. Başarılı oldu. Basketbol mücadelesine baktığımız zaman da Olympiakos mücadelesinde Anadolu Efes e oynanan ilk yarı 77.5 üst verdim. Geldi zaten 80 küsur oldu. Yanına da Monaco maçının maç sonu bir. 6 farkla Monaco kazanır şekilde önerdim. Zagiris bu zamana kadar deplasmanda hiç kazanamadı. 11 maçta 11'de 0 son maçta bir kere öne geçti. O da son topla son 13 saniye kala. Sonra Monaco atamadı basketi. Mağlup oldular. Bu perşembe benim raporuydu. Katıl Telegram'da nasıl ilerliyoruz? Ekranda gördüğünüz üzere şöyle hemen bahsetmek gerekirse. Canlılarımız devam ediyor zaten. Şu an oynanan Melbourne City mücadelesi vardı. İlk yarı 0.5 buçuk üstü geldi. İlk yarı 2 tane gol oldu. Bir de 1.50 orandan maç önünde şöyle dakika 8'de verilmiş bir canlımız var. 2.5 üst. Bir gol daha gelirse bu maç zaten üstte taşınır bakalım. Şu an Dün verilen NBA kuponu vardı. NBA kuponu başarılı bir şekilde geldi. Bu sanırım 3. gün. 3. gün NBA'de seri. Onu da belirteyim. Başarılı 2.42 gibi orandan başarılı oldu. Videonun linki raporumuz. Dün canlılara baktığımız zaman da Bilbao maçının ilk yarısı 0.5 üstü geldi. Monaco'nun Zalgiris. Bu da canlı olarak girilmiş bir bahis. Zalgiris 10 fark yemez ki zaten Zalgiris maçı kazandı. Zenit maçı başarısız olmuş burada. 19 fark etti, iki sayı ile gitti. Burada e, tenis canlısı başarılı olmuş, 250 gibi orandan 3'de 3 üç demiş editor arkadaşımız. Burada yatan bir baskonya mücadelesi var derken, bu şekilde canlılarla da destek olmaya çalışıyoruz. Gerek yüksek orandan gerek ideallerle canlılarla birlikte sürekli burada kazanmaya kazandırmaya devam ediyoruz desem doğru olur sanırım. Seviyelerden bahsetmek gerekirse. Telegram grubumuz 30 TL'lik katı Telegram grubumuz canlı bahislerin bulunduğu gruptur arkadaşlar. İdeal tercihler ve canlı bahisler genelde bu grupta oluyor. Telegram yüksek oran grubu hafta sonu yüksek oranları da hazırladım. Tekli yüksek oranlı tercihleri alt alta yazıyorum ve skor listesi yapıyorum. Bu maçta bu skor çıkabilir, bu maçta bu skor çıkabilir şekilde onun paylaşımları. Yüksek misli iletişimde de tek maç genelde yüksek misli oluyor. Burada hafta sonu maçı da zaten hazır. Burada da paylaşımı yapacağız diyerekten de geçeyim videoya. 11 adet mücadelemiz var. İlk mücadelemiz Manu Southampton mücadelesi. Öncelikle sizden isteğim arkadaşlar Videoyu yine aynı şekilde hafta sonu videosu olmasından dolayı artı 300'ün üzerinde like bırakmanızdır. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Like atan dertlerini elleriniz dert görmesin diyelim. Hatta 2 saniyede bekleyelim. 1, 2 diyerek like'lar atıldı devam ediyorum. Şimdi United ile Southampton mücadelesi. Şu Tottenham'ın son maçını izlediniz mi Southampton'la? İzleyenler bir yoruma yapsın yani. Southampton'ın burada gösterdiği performans. Tottenham maçındaki oynadığı performansı izleyenler bir yoruma yazsın. Size şöyle anlatayım. Muazzam oynadı. Bakın dakika 10. Deplasmanın gol atarı bir 50 oranı vardı. Hiç korkmadım. Yapıştırdım. Girin dedim. Bir tane daha canlı verdim. Verdiğim canlı şudu. Dedim ki Southampton bu maçta bir tane daha gol atar dedim. Bakın riskli olarak verdim. Yüksek orandan o da geldi. 3-2 yendi zaten. Ben bu canlıları nasıl verdim? Ev sahibi Tottenham maçına 1.5 üst oynamışım ben. Yüksek misliden girmişiz hatta hep birlikte. Ama gittim şeye verdim. Southampton. Çünkü oyun ortada. 3-2 kazandı Southampton takımı. Hem bizim yüksek mislimiz geldi hem de iki tane canlımız geldi. Çok temiz. Şimdi bakın. Eğer son haftaki performansını devam ederse United bu sahadan çıkarmayabilir bakın. Net bir şey söylüyorum. Southampton son maçtaki performansını bir sergilesin. United'i bu sahadan zor çıkartır. Yani ölüsünü çıkartır diyeyim ben sizlere. United'i bir Burnley maçından nasıl oynadı? Dengeli bir oyun vardı. Pozisyonlara girdi. Değerlendiremedi derken. Çok fazla o istenilen oyun yok. Yani o yıldızların o istediği oyun yok. Yıldızlar topluluğu bir takım olamadı. United'ın en büyük sorunu takım olamaması. Ben burada şöyle bir tercih yaptım. Deplasman 0.5 üstün oranı. Çok güzel bir oran. Bakın. Oluru var. 1.40 gibi oran var. 1.41'de 1.40'a düşmüş şimdiden. Ben bir 41'den yakaladım. Southampton bu maçta bir tane gol atar. United bastıracaktır. Tribün diyecek hadi oğlum bastır bastır bastır. Arkada ne olacak? Boşluk kalacak. Southampton Armando Roya, Adams gibi isimlerle fişini çekebilir. Hatta ben sizlere bir de yüksek oran önerisi yapmak istiyorum bu mücadeleye. Şimdi United dediğim gibi ne olacak? Seyirci tribün önünde bastır bastır bastır. Bunlar ne olacak? Southampton'da ilk golü bence atabilir mi? Atabilir. 2.46'da onun oranı var. Yüksek orandan. İlk golü Southampton atar. İdeali zaten deplasmanın atacağı bir goldür. Açıkken değerlendirelim bol şanslar. Giresun Fenerbahçe Türk takımlarını çok fazla değerlendirme altına almamaya çalıştım. Bu maçı da yüksek orandan değerlendirme altına aldım. Fenerbahçe'nin bu maçta yüksek orandan ben Fenerbahçe'nin tek farklı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Direkt söyleyeyim çünkü bu tercihi. Yani yüksek orandan bir 40 bir 50 bir 30'a gitmeye gerek yok. Kanser ediyor çünkü. Ciddi anlamda futbol oynanmıyor. Muhtemelen bu maçta da futbol düzgün futbol oynanmayacak. Fenerbahçe'nin oyunu ortada kötü. Fakat sürekli dengesiz sonuçlar çıkıyor. Bu his diyelim. 1 0lık veya 2-1'lik skorlarla Fenerbahçe galip gelebilir. Yüksek orandan ben değerlendirme altına aldım bu mücadeleyi. 4.5 altında 2 yaptım. Direkt 2-0-3 orandan tekli olarak değerlendirme altına aldım. Fenerbahçe taraftarları varsa zaten. Mesut Özil de sanırım takımla idmanlara başlamış. Onun da belki bu maçta dönebilir. Onun dışında şöyle önemli bir gelişme yok. Fenerbahçe bu maçta artık kazanabilir. Galatasaray mesela güvenemedim Kayseri maçında. Kayseri ile oynayacak ama bu maçta Fenerbahçe'ye nedense bir güvendim. Maç sonu 2 4 4.5 altın oran 3 Tek oran yüksek oran. Bol şanslar. Bochum Bayern Münih mücadelesi. Bildiğiniz üzere veya bilmiyorsanız da söyleyeyim ben sizlere. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları var fakat Bayern e bu tür durumlar işlemez. Burada Bochum'la oynayacaklar. İdealden ne yapabilirim diye baktım. Bayern e zaten burada çıkıp da size anlatmaya gerek yok. Takım Alp Özgen'in de gibi ne diyor? Makine işlemeye devam ediyor şekilde bir Bayern Münih. Yani bu Bayern Münih'e şöyle bir tercih yapabilirim. İlk maç zaten 7-0 bitmişti. Bochum bu maçta çok dağılmıştı. Bu maçta biraz daha kontrollü oynayacaktır ki Bayern'in de bir şampiyonluk şampiyonlar ligi maçı var. Fark eder mi? Fark ederse kahrolayım ya. Hiç fark etmez. İlk yerden direkt bir ideal eden 44 gibi oran açmışlar Bayern Münih galibiyetine. Ya alınacaksa ilk yer bir 3 üstte gidecektim. Dedim yani golü atarsa zaten ikinci golü de Bayern atacak. 0-20'lik oran farkıyla ben riske atmayayım dedim. İlk yarı 2'ye direkt Bayern Münih galibiyetini sizlere öneriyorum. Bol şanslar. Everton vs United mücadelesi. Everton'da arkadaşlar dediğim gibi takım yeni transferler, yeni teknik adam Lampard. Şimdi Premier Ligi'nin ilk kendi evinde maçını oynayacak. Kendi evinde bir maç oynadı 3-1 kazandı Brighton'a karşı. O maçı saymıyorum ben. Son maçta 3-1 mağlup oldular. KG varında zaten güzel kazandık. Tekli önerimli sizlere. Yüksek misli de, de önerdim ben zaten o mücadeleyi. Burada sizlere önerdik. Kazandık hep birlikte. Burada yine Everton'ın kendi evinde şunu belirteyim. Maçın favorisi ne kadar Everton gözükse de Maç galibiyetin 2-1 gibi skorlar Leicester United kazanır gözüküyor benim yazılımda. O yüzden biraz taraf tercihine gitmekte. Burada sıkıntı yaşayabiliriz. Gol tercihine gittim her zamanki gibi. Everton kendi evinde bu maçta gol bulmasını bekliyorum. Leicester United de son maçta Aston Villa'ya karşı az daha yeniyordu. 3-3 berabere kaldı. Sürekli Aston Villa öne geçti fakat güzel bir geri dönüş yaptı. Dakika 80'de de Aston Villa kırmızı görmüştü. Leicester United güzel bir performans sergiledi o maçta. Ben aynı performansını Sergilemesini bekliyorum. Özellikle Forbet'te Santra Formos'undaki James muazzam futbol sergiledi. Güzel de oynadı. Genç kadrosu var. Dinamik kadrosu var. İdeali tabii ki sizden önericem. Sizlerin de düşündüğü gibi KG var tercih olacaktır. Değerlendireceklere bol şanslar. Halstey ile Fulham mücadelesi. Geçen hafta değerlendirdim Halstey mücadelesini. 3-1 ne mağlup oldu. Deplasman atacağı bir gol idealdir diyerekten. 1-34 gibi oranı vardı sanırım. O geldi. Şimdi Fulham yani oran size de bir garip gelmedi mi? Yani bir 1.50 oran açmışlar. Bence bir garip geldi. Çünkü half steel, çünkü ciddi anlamda bir kalite farkı var. Acaba takılır mı düşündüm. Çünkü oran beni biraz yanılttı. Fakat sağ içinde oynadan, oynanan, futbola baktığım zaman ben takılmasını beklemiyorum. Ben takılmasını beklemiyorum bahsettiğim gibi. Ben burada direkt Fulham tarafındayım. Hal City'nin de geçen hafta biraz oyununu izledim. Bayis aldığımız için deplasmanın golünü almıştık. 3-0'dan sonra gol attı. Bu maçta Fulham bence takılmaz. Çünkü Fulham'da acaba bir eksiklik mi var diye baktım. Eksiklik de yok. O yüzden direkt maç sonu 2'yi ben aldım idealden. Yazdım buraya da notlarımı. Oynanan oyuna baktığımız zaman da Fulham'ın galip gelmesi çok normal olacaktır. Ha Hull ne yaptı? İkinciyi yendi. Bournemouth'u yendi. Üçüncüyü yendi. Blackburn'u. Sürprizler yaptı. Ha, bir oldu. iki oldu. Ben üçüncü de olmaz diye düşünüyorum. Ama Fulham'ı da Ciddi anlamda bir kalite farkı var çünkü. Maç sonu 2 direk idealden yazdım. Bol şanslar. Balıkesir ile Kocaeli Spor mücadelesi. Şimdi Balıkesir arkadaşlar geçen hafta galip geldi. İlk galibiyetini falan aldı. Yok ilk değilse bile şu yani 20 maçtır galip gelemeyen bir takım. Tuzla maçında galip geldi. 4 dakikada 2 gol attı. Maçı izledim. Biz çünkü tersine bayı almıştık hatırlarsanız. Ya katıl grubunda mı alınmıştım? Neredeyse. Aklıma gel. Eee evet, evet, ne önemli değil. Geçelim. Şimdi orta sahadan gol attı. kesir. Yani muazzam. Tuzla çok pozisyona girdi. Değerlendiremedi. Yeni yaptıkları transfer vardı. Ezde falan. Çok bireysel oynadı biraz da. Ondan iyi bir sonuç olamadı takım oyunu olarak. Şimdi Kocaeli yeni bir teknik adam getirdiler. Ve ilk sınavında mağlup oldu. Ben şöyle baktığım zaman da. Kocaeli'de bir sürü eksik ve sakatlıklar da vardı. Onlar da takıma döndü. Yüksek orandan bir önerimdir. Matson 2-0 yedi. Direkt 2 yazmışım ben bu mücadeleye. Kocaeli'nin dediğim gibi eksikleri döndü. Sisse vardı o Menemen Spor'a kiralandı. Onun dışında sakat ve eksiklikler vardı. Onlar Kocaeli'de geri döndü. Yeni teknik adam ilk maçında güzel bir biraz daha e, takım halinde biraz daha olumlu bir pozitif oyun sergiledi Kocaeli adına kadro kalitesi olarak baktığımda da Kocaeli'nin kadrosu biraz daha bir olarak düşünüyorum. Direkt maç 2 olarak 2-0 yedi gibi orandan tekli önereceğim. Bol şanslar. Napoli Inter mücadelesi. Bakın. Ben bu işin şeyini de yapayım. Anlatayım sizlere. Fan tokenler var bildiğiniz üzere. Kısa bir anımdır anlatayım. Milan Inter maçında. Ben sizlere Inter Milan maçını ne dedim? Dedim ki bakın bu maçı Milan alabilir. Açıklayamam. Ama ne dedim? Milan alabilir dedim. 2 birde kazandı. Ben bu fantokenlerden de bu şimdi yatırım tavsiyesi değildir tabii onu da belirteyim. Fantokenlere yatırım yapıyorum. Bu işleri sürekli takip ediyorum. Transfer oluyor, artıyor falan derken Milan maçının 15 dakikada bakın 15 dakikada maçı canlı izliyordum çünkü şampiyonluk yarışı önemli. Milan'a yatırım yapmıştım. Güzel bir yatırım yaptım. 15 dakikada %5, %6 çok güzel kazanç elde ettim. Bakın 15 dakikada. Ben dedim ki o maçta bu maçta çok güzel bir maç. Hem de yatırımlık bir maç bence. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani ortalık karışacak yani. Şampiyonluk şampiyonluk yarışı çok kızıştı. Şimdi Napoli'de eksikler geri döndü mü? Döndü. Insigne, Osimen Bunlar takıma geri döndü. Özellikle Osimhen'in dönmesi çok iyi. Çok güzel bir kafa golü attı son maçta. Canlısını da önermiştim zaten. Güzel kazandı. Kazanmasını zaten bekliyordum. Çünkü şampiyonluk yarışı kızışacak yani belli. Bu maçta ben sizlere şöyle söyleyeyim. Bir beraberlik maçı olabilir. Ben idealden bir KG varını aldım. KG varını aldık mı? Okeyiz burada. Şimdi bir bir gibi bir skor beklentim var. Fakat yani şöyle söyleyeyim. Bir yere yaklaşacaksa %5 ihtimalle söyleyeyim. Bir Napoli tarafına kayabilir bu maç. Napoli tarafına kayabilir. Neden kayabilir? Inter'in maç fazlası var. Oyun dışı bakın. Oyunu, Milan dışında nasıl tercih yaptın? Oyunu düşünmüyorum. Milan'ın hakkı yendi. Ne olur ne olmaz. Hatta bir arkadaşımız da yorumlarda tebrik etmiş. Vallahi çok güzel yorum yaptın diyerekten de. Yine öyle bir maç olabilir. Fakat bir KG varını alın siz. Bakın. 1'e 4 gibi oran. Onun dışında bir de yüksek oran. Tam 3 oranı var. Bir maç sonu 0'da yazdım ben buraya. 1-1 gibi skora göre. Hatta 1-1 skorda notlarıma yazayım. 1-1. Okey. Onu da yazdım. Yüksek oranla da bir maç sonu 0 denemesi yapılabilir. Hepinize bol şanslar. Norwich Manchester City mücadelesi. Anlatmaya gerek yok. Aynı şekilde Bayern mücadelesi gibi. Hafta içinde oynayacakları bir şampiyonlar ligi mücadelesi var. Lisbon deplasmanına gidecek City. Norwich kapalı oynayacaktır. Kapalı oynayanların dilinden anlayan bir takım Manchester City. O yüzden direkt ilk kere ikinci oranı ideal 1.40 gibi oranı var. Değerlendirme altına almak isteyen alabilir. Şimdi ben şu an hata yapmasını beklemiyorum. Liverpool'la City de çok güzel bir şampiyonluk yarışında. İlk yarı 2 City. Geçiyorum. Level Kuzen Stuttgart. Bakın. Bu maç patlayabilir. Direkt videonun başında söylüyorum. Bu maç patlayabilir. Nasıl patlar? Beklenen ne? Çünkü herkes maç sonu 1-1.5 bir, bir üst, maç sonu 1-2.5 üst, 2.5 üst, 3.5 üst, 3.5 üstünde 1. Bu bekleniyor mu? Bekleniyor. Ben buna gitmeyeceğim. Ya yani maçın bekleneni zaten o. Gelirse o zaten gelecektir. %60, %70 ihtimalle gelecektir. Fakat ben şöyle bir tercihe gittim. da kötü gidiyor bakın. Her şeyi level kuzeni e çıkartıyor. Stuttgart kötü gidiyor, oyun sergileyemiyor. Son maçta bir iki tane gol attılar fakat üç tane gol yediler. Level kuzen deplasmanda 5 attı. Ondan önce yine 5 attı. Böyle şeyler var. Fakat ben histir, tecrübedir, patlayabilir diyorum. Ben burada korner aldım. 8.5 üst korner, tek korner mücadele. 8.5 üst korner değerlendirme altına alabilirsiniz. Güzel oranı var, 1.44 gibi ideal. Korner bekliyorum. Gollerden ziyade bu sefer de korner'e yöneldim. Dediğim gibi maçın bekleneni zaten 2.5 üstünde 1 gibi beklenenler o yönde. Fakat ben korner'e gittim, o yönden sizlere uyarayım. Regensburg'la Pauli mücadelesi. 15 dakika olmuş video. Biraz hızlı geçeyim. Regensburg arkadaşlar. Şöyle direkt tercihimi söyleyeyim. KG var arkadaşlar tercihim. Pauli de de düşüşte fakat bunlar hücum yönünde üretkenlikte sıkıntı yaşamayan takımlar. Tempolu maçlar oynayan takımlar. Yine geç saat mücadelesi. Saat 9.30 veya 10.30'da oynanacak bu mücadele. Pauli liderliğini kaptırdı. Lider olarak liderliyordu. Tabii kaldıracak liderliği kaldıracak kadro kalitesi var mıydı? Şüpheli. Ben bekliyordum zaten böyle bir sonuç. Fakat Regensburg da kötü. Onlar da kendi evinde çıkış arayan bir takım. KG var ben direkt idealden sizlere önereceğim. Bol şanslar. Torino mücadelem kaldı. Torino ile Venezia mücadelesi. Bu maçta da ben Torino tarafındayım. Torino kendi evinde inanılmaz bir futbol sergiliyor. Beklenen zaten Torino'nun direkt galibiyeti biraz daha yüksek orandan ben. Şöyle ev sahibi 1.5 üstünü yaptım. 1.54 gibi oranı vardı bakalım. 1.53'e düşmüş önemli değil. Iıı... Ee... Torino kendi evinde gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. Venezia'nın durumu zaten ortada. Ben bir sürpriz beklemiyorum. Sürpriz beklense bile en azından Torino'nun 2 golüyle belki yırtarız diye düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.53. Değerlendirme altına alacaklara bol şanslar diyerekten de geçeyim. Şimdi 11 tane maç anlattım. Sizleri bir adet dediğim gibi bir maç benden bir maç sizden. Hatta önerim ekrana gelsin. Şimdi yak bütün fotoğrafları diyoruz ve önerim ekrana geliyor. Şimdi Southampton takımının atacağı bir golü ben önerdim. Çünkü son maçında izledim, büyülendim. United da mutlaka kalesine boşluk verecektir. Benim sizlere bir maç benden, bir maç sizden olarak güzel bir seri yapıyoruz. Cuma gününün Sevilla maçı inşallah gelir. Bakalım bekleyeceğiz onu da akşam. Ben dediğim gibi son maçta büyülendim. Muazzam bir futbol sergiledi. Muazzam bir baskı oynadı Tottenham'a karşı. United da burada haydi oğlum bastır oğlum United önden 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 saldır derken Southampton gol atabilir. Ve sizlerin de ben dediğim gibi videonun başında da bahsettim bu maçın yanına ne koyabiliriz veya en güvendiğiniz bir maçı yorumlara yazmanızdır. Sizler de kendi yorumlar arasında istişare edebilirsiniz diyerekten de geçeyim. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.